Günaydın. Kapımın önünden başlatıyorum vlog. Bugün günlerden 15 Mayıs. Hayatımda ilk defa bugün Brighton'a gidiyorum. Hayatımda ilk defa yapabileceğim tek tatile çıkıyorum. Tek başıma. Hayatımda ilk defa Londra dışına çıkıyorum. Ani bir kararla Brighton'a gitmeye karar verdim. Elimden geldiğince çekmeye çalışacağım. Hava güzel, umarım orası çok daha güzel ve deniz kenarı. Denize girer miyim bilmiyorum. Maya falan almadım yanıma. Eğer çok sıcaksa girerim çünkü insanlar giriyormuş bu derecede. Biraz kafamı dinlerim vesaire, notlar alırım. Kafamdaki sıkıntıları atmam dileğiyle. O zaman yolda çekim yapabilirsem yaparım. Bu arada trenle değil, otobüsle gideceğim çünkü tren daha pahalı oluyor. Yani arada bir saat falan oynuyor yani. Bir saat içinde o kadar parayı vermeye değer mi diye düşündüm. Hem otobüste daha çok insan düşünebiliyor ya, böyle hani yazabilirim falan diye düşündüm. Uzun zamandır da otobüs yolculuğu yapmamıştım. Umarım güzel olur. Neyse, yine çok uzattım. Bugün günlerden 15 Mayıs. Beni izlemeye devam edin. Ben geldim, Victoria'da indim. Bir 15 dakika kadar falan yürüyorsunuz. Burada Fruit Manger var. Orada avokadolu ekmek aldım, limonlu falan, böyle kremalı. Şimdi ton balıklı salatalı bir tane sandviç aldım. Bir de americano sütlü. Americano sütlü. Hep İngilizceleri geliyor aklıma, özür dilerim. Americano aldım. Şimdi otobüsün kalkmasını bekleyeceğim. 9.30'da otobüsüm. Yaklaşık sanırım 3-3,5 saat falan sürecek. Ama değişiklik gösterebiliyormuş. Yolda zaten çekeceğim. Görüşürüz. Brighton'a geldim. Daha doğrusu biraz önce geldim. Otel buldum, kalacak yer buldum kendime birkaç araştırmadan sonra. Çoğu yerler genellikle pahalı, o yüzden oda tutmaya karar verdim. Tuvaleti içinde vesaire. Onu da çekerim. Yani special bir şey yok ama olsun. Şu an çantamı bıraktım kaldığım yere. Şimdi Brighton'da şuraya geldim, göstereceğim ama görünüyor mu bilmiyorum. Şöyle ice tea ve su aldım. Dolaşıyorum, müzeleri kontrol ettim internet ama yaklaşık 15-20 dakika yürüme mesafesinde diyor. Ve 15-20 dakika yürüme mesafesi demek 5'te kapatılıyormuş maalesef. O yüzden yarına kaldı. Şimdilik sadece oyun, böyle eğlence parkı tarzı bir yer var. Oraya geldim, oraları gezdim. Şimdi kendime yiyecek bir yer, bir restoran bulacağım. Konuşamıyorum, aşırı heyecanlıyım. İlk defa bu benim tek başıma dolaştığım ilk tatil olacak. Umarım güzel geçer. Deniz kenarındayım ama maalesef fotoğrafımı çekecek kimse yok. O yüzden birazcık üzgünüm. Yapacak bir şey yok. Bir dahaki sefer umarım biriyle gelirim ve fotoğraflarım buraları. Genellikle buraları anlattığım bir vlog olacak. Umarım keyifle izlersiniz. Evet, ben şimdi geldim. Deniz kenarında böyle bir tane kafe, bar, restoran tarzında bir yer var. Canlı müzik var, o yüzden burayı tercih ettim. Şimdi kendime böyle etli bir şey söyledim. Salata falan gelecek yanında. Bir de uzun zamandır içmediğim pina colada gördüm. Ve fiyatı da gayet uygundu, o yüzden onu tercih etmek istedim. Pina colada da tercih edeceğim. Zaten fotoğrafı sizinle paylaşırım biraz sonra. Şu anlık zevkli gidiyor. Sıkılmadım açıkçası. Gayet güzel. İnsanın düşünmesi için, bir şeyleri yoluna koyması için bence kendine zaman ayırması gerekiyormuş. Ben ilk defa bunu öğrendim. Umarım Brighton bana uğurlu gelir. Umarım güzel vakit geçiririm. Büyük bir ihtimalle yarın akşam döneceğim. Yarın müzeleri dolaşacağım. Bugün artık çünkü 5'te kapanıyormuş bütün müzeler. 3 tane müzesi var buranın. Yani internetten çek yaptım. Yani bir bilmiyordum daha önce. Şu an kadrajda mıyım onu da bilmiyorum. Sesim kaç tarafa gidiyor onu da bilmiyorum. Umarım her şey güzel olur. Umarım keyifli geçer. Zaten size de paylaşmaya devam edeceğim.
Hepinize yeniden merhaba. En son yemek yemiştim. Akşam çıkması neden olmasın, kırmızı duruş sürüyüm dedim. Şimdi deniz kenarına gidiyorum. Bir tane şarap almayı planlıyorum ve birkaç tane cips veya böyle diyet kurabiyeleri tarzında bir şeyler almayı planlıyorum. Normal oturacağım, birkaç not yazacağım. Kendimle ilgili, işte dileklerimle, hayallerimle ilgili. Belki araya birkaç tane dua sıkıştırırım. Şimdilik güzel gidiyor. Kafa dinlemek güzel. Hava gayet güzeldi ama birazcık soğuduğu için, hatta biraz daha fazla soğuyacağı için böyle bir şey giydim üstüne. Gömlek üstüne, sweatshirt tarzında. Şimdilik hava kötü değil. Her şey tıkırında gidiyor. O zaman orada görüşürüz. Biraz sahilde takıldım. Biraz dediğin bayağı yani bir 2-2,5 saat falan sahilde takıldım. Tek başıma fotoğraf çektim. Tabii benden tahmin edebilirsiniz. Güzel geçti. Dinlenmek güzel oldu. Biraz kendime zaman ayırmak güzel oldu. Eskiden hani beni bilen bilir böyle şiir gibi şeyler yazıyordum. Hikaye gibi böyle kitap gibi. Kitap değil ama kısa hikayeler. Kısa dediğim bir iki sayfalık falan. Düşündüklerimi kağıda döküyordum. Yine onları yapmaya çalıştım eski günlerdeki gibi. Şimdi makyajımı temizleyeceğim. Birkaç bir şey daha karalarım aklımda çünkü bayağı bir şey var. Onun dışında sonra da yatarım çünkü yarın çok işim var. Bugün müzelere gitmedim, müzeleri ziyaret etmedim çünkü 5'e kapanacakmış. Bu arada Türk buldum, aşırı Türk var burada. Yani çok fazla çekemedim. Güzel bir vlog olsun istedim açıkçası ama sanırım güzel olmadı ama yarın bekliyorum. Müzelerde mutlaka çekim yapabilirim. Eğer hani telefonla çekim yapmaya vesaire izin veriyorlarsa. Telefonla çekim yapmak ne ya? İşte izin veriyorlarsa eğer mutlaka çekim yapacağım. Ki veriyorlardır ya. Müze sonuçta hani insanlar görmek, işte fotoğraflamak için falan gidiyorlar diye düşünüyorum. Bilmiyorum ben böyle düşünüyorum. Öyle telefonumu şarj takacağım. İnternet var bu arada. İnternetten de bir şeyler bakarım işte Instagram, YouTube vesaire. Belki edit yaparım bu videoyu. O zaman yarın görüşürüz. 3'ünü değiştirmek zorunda kaldım. Şimdilik güzel gidiyor. Biraz sonra tekrardan bir tane müzeye gidip döneceğim. Zaten bir tane müzeye gittim. Resim ve fotoğraf yasaktı çekmek. Ama ben fotoğraf da çektim, video da çektim. 2-3 kere gerçi uyarı geldi gelmesine. Aa dedim özür dilerim bilmiyordum falan. Brighton güzel. Özellikle yazın gelebileceğiniz deniz bölgesi, deniz tarafında. Plaja girebileceğiniz. Plajı gayet güzel. Denizi gayet temiz. Ama tek handikapı var bence yani bana göre. Tabii seven seviyor mesela Kuşadası'nda yaşayanlar falan ya da Erdek'te yaşayanlar taşlı şeye alışmıştır. Neye derler bilmiyorum. Ay burada bir tane martı gibi bir kuş var o bağırıyor. Öyle şimdilik güzel gidiyor. Umarım daha da güzel olur. Kafayı dinlemek güzel. Bir şeyler yazmak, insanın kendine zaman ayırması, gelecek için planlar yapması gayet güzel. Umarım her şey yolunda gider. Umarım her şey dua ettiğimiz gibi, hayal ettiğimiz gibi gider.
kuş var ve çok korkuyorum. Umarım gelecek için planladığımız her şey güzel gider. Şimdi bunu buradan nasıl bağladım diye soracak olanlar olabilir ama biliyorsunuz her şeyi birbirine bağlamada üstüme yok. Öyle otobüs bakacağım. Şimdi tekrar dediğim gibi trenle dönmeyeceğim, otobüsle döneceğim. Ya burada güzel yani, güzel, keyifli zaman geçirdim. Hiç sıkılmadım açıkçası. Ama arkadaşınızla gelseniz daha çok eğlenebilirsiniz. Çünkü çok aktivite var. Hani disco vesaire, işte barlar, publar var. Evet, tek başınıza da gelebilirsiniz eğer tek başınıza seviyorsanız. Ben mesela tek başıma geldim. Yemek yemeye de, içmeye de, kahvaltı yapmaya da. Ama arkadaşla gelseniz çok daha iyi olur. Umarım bir gün buraya gerçekten arkadaşımla gelirim. Yolu çeker miyim bilmiyorum. Büyük ihtimal burada videoyu sonlandıracağım. İstediğim gibi bir vlog olmadı ama yine de güzel oldu bence. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki gezimde ve bir sonraki vlogumda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Sevgiyle kalın ve umarım her dileğiniz, her duanız gerçek olur. Günaydın. Bugün günlerden 17 Mayıs. Bence benim enerjimde bir sorun var. Ne diyorsunuz? Bir gün hani bir ileri gidiyor, bir geri gidiyor enerjim. Bir tavan yapıyor, bir aşağı çöküyor. Şimdi geldim. Bugün açılıştayım. 4'e kadarım. Bugün SCR gelecekmiş. O yüzden double iş yapmam gerekiyor. Dün geldim Brighton'dan ve güzeldi. İnsanın kendine zaman ayırması güzel. Ama şöyle bir şey, hani birkaç daha hani Londra dışında yer görmek istiyorum. İngiltere şehirlerini. Tek başıma gider miyim tekrar bilmiyorum. Hani bazen insanın kendini, kafasını dinlemesi çok güzel bir şey. Hani şöyle bir laf var ya, boş kaset koydum, kafama dinliyorum. Benimki de oysa. Ama şöyle bir sıkıntı var. Yani fazla insan kendi dinleyince de ve çözüm bulamayınca herhalde deliriyor insan. Bunlar da hala alışamadı ya. Gelip geçip bakıyorlar. Evet, biraz tuhaf kamerayı açıp konuşmak belki ama. Öyle yani, düşünseniz o kadar dipteyim, sondayım ve depresyondayım ki hani size hani medet bulmaya çalışıyorum. Hani size anlatıyorum içimdekileri ve siz ne yapabilirsiniz? Gerçi birçok kişiniz gerçekten yazıyor. Çok teşekkür ederim. Değer verip izlediğiniz için, zaman ayırıp izlediğiniz için. Onun dışında da belki iş çıkışı Joanna ile buluşacağız. Joanna'lara gideceğim. Bakalım, umarım güzel geçer, eğlenceli geçer. Makyaj yapmamı istiyordu ne zamandır. Makyajımı beğeniyor. O yüzden ona belki makyaj yapacağım. Spa günü falan yapalım demişti. Umarım yapabiliriz. Öyle, onun dışında da geldim, bekliyorum. Umarım her şey güzel olur. Lütfen benim için dua edin. Söyleyeceklerim bu kadar. Evet, tatil çok güzeldi ama maalesef real hayat diye bir şey var. Maalesef buraya geri dönüyoruz, Londra. Bakalım haftaya Türkiye'ye gidiyorum. Bakalım orada beni neler bekliyor, ne sürprizler bekliyor. Umarım bir şey bekliyordur en azından, bir sürpriz. Öyle, umarım haftaya cumartesi gidiyorum bu arada. Bir haftam kaldı. Hatta bir haftadan daha kısa bir süre. Her şey güzel olsun ya, lütfen. Hepimiz için. Yani kendim için değil, bencil değilim, korkmayın. Herkes için gerçekten. Umarım içimizdeki tüm hayallerimiz, dileklerimiz, ettiğimiz dualar kabul olur. Umarım hayallerimiz, dileklerimiz bir gün gerçeğe döner. O ve o bir gün çok çabuk gelir. Öyle. Kendinize iyi bakın. Ben yine mutlaka kamerayı açacağım. Mutlaka.